sizlere günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın sevgili arkadaşım. Kanalıma hoş geldin. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bugün sizinle birlikte uzun süredir yapmadığım bir şey yapalım istedim ve benimle hazırlanın istedim. İstanbul'dan döneli 4-5 gün oldu. Ve böyle tazelenmiş, iyi hissediyorum ya, anladınız mı? Gerçekten güzel hissediyorum ve dedim ki enerjimi kaybetmeden, hazır enerjimiz depolandı buraların atmalı. Nazar boncuğu emojileri falan gelsin lütfen. Dedim arayı açmadan arkadaşlarımla buluşayım. Şöyle bir karar aldım. Bundan sonra yani işte şu 20 günlük tatil sürecinde aldığım kararlar. Yeni insanlarla tanıştım. Hayatımdan bazı insanları çıkardım. Yani şöyle düşünün, bir tazelendim. Yaşımız 26 olacak, yani 30'a ne kaldı ki şurada? Yani bakmayın şöyle tatlı, sevimli şeyler taktığım işte çocuksu tavırlarıma. Ama çoğu şeyi görmeye başlıyorsunuz ve beni iyi hissettiren insanları hayatımın odak noktasına daha fazla çekmeyi istiyorum artık. Benim kötülüğümü isteyen, benim yanımda olmayan, beni dibe çeken, bana destek olmayan insanları da hayatımdan böyle elimin tersiyle çıkarmayı planlıyorum. Umarım sen de bu değişiklikleri hayatına sokabilirsin ve gerçekten seni aşağı çeken, insanların içine rezil eden, senden faydalanmaya çalışan insanları hayatına elinin tersiyle itersin. İnşallah, inşallah dostlarım. Ben de dedim ki şöyle bir çizelge yaptım. Arkadaşlarım ve ben. Kimler benim yanımda oldu? İşte hastalıkta kimler aradı? İşte ne bileyim, hayatımın döneminde sık sık görmeseniz de kimler yanımda oldu? Kimler beni fırsata çevirip benden faydalanmaya çalışıp kariyerine odaklandı ama benim üstüme basmaya çalıştı? Bunları ittirdim. Şu anda da şunu istiyorum. Bana gerçekten değer veren insanlar hayatımda olsun istiyorum. Yaşlanıyoruz arkadaşım. Hani artık çocuk değiliz. Bir şeylerin bahanesiyle insanları hayatımda böyle tutmaktan vazgeçeceğim. Ve güzel kararlar aldığımı düşünüyorum. Gerçekten. Hayatıma enerji geldi. Yeni bir soluk geldi. Abi işlerim bile açıldı. Gerçekten şeymiş böyle. Neyse. Durun hemen saç yapacağım. Bu arada lise arkadaşımla buluşacağız. Sizi de götüreceğim. Merak etme. O çok çıkmak istemiyor kameraya. Ama gideceğiz birlikte. Kafeye falan gideceğiz. Bugün muhasebe işlerim falan var. Ya gerçekten... Ay şu kopan saça bakın. Görüyor musunuz? Mide ameliyatından sonra saçlarım dökülmeye başladı. Bilmiyorum, kaynakları çıkartsak mı artık? Ama ben onları seviyorum. Saçlarımı nasıl yapsam? Kıvır kıvır mı olsa yoksa düz mü? Bunu yeni insanları hayatıma sokuyorum ama hani herkesle arkadaş olabileceğimi de düşünmüyorum artık. Çünkü şöyle bir durum oldu. Şimdi ben İstanbul'a giderken önce şunu bahsedeyim. En çok bana gelen soru şeydi. Ezgi kim? Ezgi'yle nereden tanışıyorsun? Arkadaşlar Ezgi Stella ablanın bir arkadaşı. Ve ben giderken biz iki kişiyle buluşacaktık. Hatta Doğa'ya buradan selam olsun. Doğa da beni izliyorsa. Doğa böyle sürekli bana böyle DM'ler atan, işte beni pohpohlayan, ya beni güzel hissettiren bir kardeşimdi. Neyse ben de diyorum ki işte ben Doğa'yla çok iyi anlaşacağım, işte Doğa'yla, Doğa'nın enerjisi çok iyi falan. Stella abla dedi ki, Ezgi de var dedi, bak dedi hani o kız da çok tatlı falan dedi. Bu arada ben İstanbul'a otelde kalmak için gittim. Yani biz Stella ablayla otele geçecektik. Hani ben işte kahvaltıya falan geçecektim. Stella abla kalacaktı orada. Ben otelden onlara dahil olacaktım. Neyse benim planım buydu. Stella abla dedi ki bak dedi Ezgi'yi tanısan dedi çok seveceksin falan yaptı. Ben de şeyim böyle gelmeden önce. Ya abla bıraksan Allah aşkına, işte bu kız beni sevdiğini söylüyor ama bir tane yorum yok videomda falan, beni asla sevemez falan muhabbetindeyim. İşte diyorum ben Ezgi'yi sevmeyeceğim, buna o kadar eminim ki işte ben Doğa'yla çok iyi anlaşacağım falan diyorum. Ama gittim ve o kadar bir sinerji oldu ki gerçekten 2 ve 2 8 falan etti. Yani öyle söyleyeyim size. Ben oteli falan her şeyi iptal ettim, dedim ki hani ben burada kalacağım. Ezgi de dedi ki bırak, o hatta bana böyle oda hazırlamış. Barbie yastığım falan vardı. Yani hani insanlara şu an tuhaf geliyor. Mesela şey derler atalarımız, misafirlik 3 gündür derler.
Biz böyle büyütüldük. Hani 3 günden sonrası şey derler artık işte fazladır da, muhabbeti döner. Biz orada 15 gün kaldık. Yani ben 15 gün kaldım. Ama şöyle bir durum var. Hatta Lynch'teydim işte, kocasına nasıl sen işte sushi yedirirsin, benim kocama biri bir şey yedirecek, ben onun ağzını yırtarım gibi iğrenç yorumlar geldi. Bir kere şunu söyleyeyim. Benim büyüme şeklimde yaşıt bile olsam, ben mesela en yakın arkadaşlarımdan Abide var biliyorsunuz. Abide'nin eşi değil, sevgilisine bile enişte diyorum. Yani bizde seninle yaşıt olsa bile bir adam senin hani çok şeyin değilsen, çok yakından tanımıyorsan, yaşıtın olsa bile buna abi ya da işte enişte gibi kavramlar kullanırsın. Çünkü bu bir hani çizgidir. Ama şöyle bir durum oldu. Biz gittiğimizde gerçekten sevgili Kerkaya bana abi gibi davrandı. Ve hani yani unuttuğum çoğu şey, sevgi, kardeşlik şeyini orada hatırladım diyebilirim. Bakın Allah var yukarıda. Çok çok iyi davrandılar ya. Bilmem, belki arkamdan şey demiş midir? Üf geldiler gitsinler artık. Bak burada senin için iyi şeyler söylüyorum. Hoş olmaz. Topuna sıktırmak zorunda kalabilirim. Neyse. İşte yani bunlar bana saçma geliyor. Ne bileyim. İnsan vardır, insan vardır. Tamam mı? Mesela kocana göz diker işte. Abi dokunayım falan yapar. Ama ne bileyim, o bana abi gibi. Yani odam vardı ve Barbie'li yastıkta yatıyordum. Yani benden feminen bir şey bekleyemezsin. Yani olmaz böyle bir şey. Bunlar ayıp şeylerdir. O yüzden bunları yakıştırmıyorum. Siz hayatınızda gerçekten hani kötü insanlar girmiş olabilir ve hani kocanıza yönelik şeyler yapmış olabilirler. Ama benim çevremde ve benim arkadaş çevremde, iyi olur kötü olur bilmiyorum, benim kocama, sevgilime ya da benim onun sevgilisine, kocasına yan gözle bakma ihtimalimiz yok. Bunu söyleyeyim. Yani bu ayıp bir şey. Böyle şeyler düşünmeyin. Ve birazcık da özgüvenli olun hani. Bir insanı gerçekten çok sıkarsanız o zaten hani bir şey olmayacaksa bile olur. Neler izliyoruz? Hani atıyorum ben onun eşinden bir şey hissetsem böyle, aa bana işte kötü bakıyor. Bunu hissedersin abi. Ben şuna inanmıyorum, bakın bu bir samimiyetsizliktir. Ay ben onun bana ilgisini hiç anlamadım. Böyle bir şey yok. Bunu bilir bunu söylerim. Yemin ederim size hani bir kadın, bir kız hiçbir şekilde hani bir ilgiyi fark etmeme olayı olamaz. Yemin ediyorum size olamaz. Yanlışsam doğrusun deyin. Öyle işte. Ne diyordum bilmiyorum. Bakın gene konuyu açtı, dağıldık. Şuradan saçlarımı. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Gene konuyu açıyor. Açmıyor da ben açtırıyorum. Böyle renkli eyelinerlar aldım. Bunların linkini açıklama kutusuna bırakacağım. Oy. Aşırı güzeller. Bunları denemek istiyorum. Yeşili falan. Kırmızıyı çok yükselmiştim ama pembe çıktı. Birazcık üzüldük. Lisede de dile kolay yani. 4 sene birlikte yaşadığım arkadaşlarım oldu. Hatta böyle ilkokuldan bile tanıdığım. Çünkü ben biliyorsunuz kasabalıyım. Ve hani buranın çevresi belli. Çoğu evlendi. Ben düğününe gitmedim en yakın arkadaşlarımın. Bilmiyorum neden. İşte çakıştı bir şeylerle. Ama yani şu an gerçekten bana iyi hissettiren insanlar hayatımda olsun istiyorum. Yani bilmiyorum ya dostlar. Gerçekten yenilenmiş hissediyorum. Bu arada sizin haberiniz olmadan bir şeyler daha oluyor şu an hayatımda. Ama onu söyleyemem. Ama şu an bunu kaldıramaz. Hey güzeller, güzeli hey. Come on, shake your body, hey hey. Nasıl oldu dalgalarım? Yani şu an görünmüyor ama bir bluz giyince güzelleşeceğimden eminim. Çok kırıcı. Arkadaşlar insanlar işte sen zayıfladın işte tabii ki çevreni değiştirirsin. Ne alaka? Ne alaka? Hani ne bileyim işte zayıfladın artık manitanı bırakırsın. Yani ben birinden ayrılacaksam buna zayıflamama gerek yok ki. Ki şöyle bir durum var. Benim erkek arkadaşım da çirkin bir çocuk değil. Hani bilmiyorum ya, ne kadar kırıcı bir, o aynı insana desem ki mesela evlendi tamam mı, böyle ölüyor aşktan. Ay kız sen bir çocuğu nasıl buldun, nasıl elinde tutuyorsun, bu çocuk sana fazla falan yapsan böyle benden nefret eder, anladın mı? Böyle kaşıkla gözümü çıkarmak falan ister. Ama geliyor aynı zorbalığı kendine yapılacağını düşünmediği için gelip başkasına yapıyor. Bu hoş değil. Ya ben erkek arkadaşımdan ayrılırsam da bunun sebebi zayıflamam olmaz.
ne bileyim bir şeyler bitmiştir hani. Kimse severek ayrılmaz ya da ben şu an onu hani sırf benimle kilolu diye çıkmıyorum onunla. Evet benim hoşuma gidiyor beni sevmesi bu halimle. Bu halimle de değil de ben asla çirkin bir kız olduğumu düşünmüyorum. Evet yeri geliyor hani mutsuz hissediyorum işte kilo beni içine hapsetti falan. Bu tamamen benim özgüvenimle alakalı bir durumdu. Yani hani sağlık problemleriyle alakalıydı benim ameliyat olmam. Yoksa benim güzellik şeyim yok, kaygım yok. Hatta doktor bile kaç kilo olmak istiyorsun dedim de ben dedim ki 80 olsam yeter. Şu anki halimden bile diyorum ki kız ne kadar güzelsin ya. Bahtın güzel olsun falan diye kendimi seviyorum taşraca. Bilmiyorum dostlar. Yanlış mı düşünüyorum? Ama yani böyle şeyler yapmayın. Hoş değil. Bu da şey. Bu arada gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Bana diyorlardı ki işte zayıflayınca gerçekten kendini iyi hissedeceksin. Bu arada şunun haberini verebilirim. Üçüncü ayım doldu ve yüzlü kilolara düştüm. Yüzlü kilolar değil. 120'nin altına düştüm. Bugün işte şeyi bıraktım. Mide ilacımı bıraktım. Ama midem henüz buna hazır değilmiş. Bunu anladık. Çünkü dünden beri bir mide ağrım var. Yemeklerle birlikte sıkıntı yaşıyorum ve mide ilacına tekrar başladım. Tek sıkıntım şu an için bu. Onun dışında kaçırdığınız bir şey var mı? İşte saç dökülmelerim var. Şu an saç diplerimi doldurayım. Zaten seyrekli saçım. Ama dökülmese hoş olur. Umarım safra ile ilgili bir sıkıntı yaşamam. Allah korusun. Diğer videoda izleyenler için işte şey demiştim. Kolesterolüm yüksek, işte birkaç değerim yüksek demiştim. Bunun sebebi de şeymiş. Bu arada şekerim falan yok. Maşallah. Kolesterolüm de ameliyat olmadan önce yoktu. Doktor şey dedi. İşte zayıfladığın için bazı değerlerin yüksek ya da düşük çıkıyor dedi. Hani vücut diyormuş ki ne oluyor abi ya? Bu kız bu kadar kilo veremezdi. Muhabbeti yapıyormuş organlarım. Tam anlamıyla böyleymiş. O yüzden şey oluyormuşum. Düşüyormuş değerler. Düşüp çıkıyormuş. Hey güzeller güzeli hey. Come on shake your body hey hey. Bu arada be pantoller çok pahalı ya. Bu arada bunu Stella'dan çaldım. Stella abla bak getirdim. Bu arada söyledim. Çünkü dudağım için şeydi. Bu arada dudağımı beğenmiyorsunuz ama bence güzel. Dostlar farkındayım hani birkaç seans daha istiyordu. Biz zaten hani basmadık 10 cc. Ama şu an yeterli. Bakın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan ben bu fondöteni bayağıdır kullanmıyorum. Bu Wet n Wild abi 90 lira olmuş. Ben 30 liraya alıyordum. İstanbul'a gittiğimde baktım da dedim bu fiyatlar ne? Ha, seçim şey oldu. Hey güzeller güzeli hey. Bu sene gerçekten Allah'ım nasip kısmet ederse Allah'ın izniyle çok güzel bir yaz geçirmeyi diliyorum. Hepimiz için gerçekten çok güzel bir yaz olsun. Aşık olalım, sevilelim, sevişelim, mutlu olalım. Ne bileyim ya. Gerçekten hayatımız güzel olsun. Böyle alamadığımız arabaları alalım, ne bileyim. İyi yerlerde konaklayalım, iyi şeyler yiyip içelim, güzel insanlarla tanışalım. Gerçekten bu yaz böyle şeyler olsun istiyorum. Bakın bu fondöteni cildim kaldırmıyor. Yani böyle yapışmadı. Durun bakalım birazcık. Abi buramda da buraya yatmayacağım artık. Artık şöyle yatmayı düşünüyorum. Böyle prenses gibi. Şuram böyle yüzüstü yattığım için kıvrılıyor ve hani böyle çizgi gibi görünüyor. Şimdi yaz geliyor. Salih beni bıraktığında ben 147 kiloydum. Ya 140 mıydım? 140'tım. Yani şu an 100 kaç kilo vermiş? 23-24 kilo verdim ki o gelene kadar Allah'ın izniyle böyle bir düşer miyiz yüzün altına? Hadi dua edin de düşelim.
Hatta sizinle hazırlanalım falan. Bir Ankara'ya gitme gibi bir planım var. Bilmiyorum, olursa gitmek istiyorum açıkçası. Şöyle concealer sürelim. Gerçekten çok iyi bir make-up'ır değil mi? Neden? Hı. Ya bu sarı ışık çok tehlikeli. Şimdi ben bu makyajı buna göre yapıyorum. Bir çıkacağım gün ışığına. Faldır foş, yollar yokuş. Neydi onun adı ya? Faldır foş, yollar coş. Öyle miydi? Bilmiyorum. Ay bu arada bir şey yapacağım. Durun. Şimdi ben bir video çekmek istiyorum, tamam mı? Zayıflama hikayelerinizle birlikte ayrı ayrı fotoğraf atmayın. Before after'ı böyle bir uygulamayla birleştirin. Hayat hikayenizi, neler zordu ya da zayıflamadan önce hayatınız nasıldı, şu an nasıl? Ya ne dediler bu aşamada sana, şimdi nasılsın? Böyle bir video çekmek istiyorum. Mail adresini de aşağı bırakacağım. Mail atarsanız daha iyi olur açıkçası, böyle resimle birlikte. Bu arada bu resimleri bana gönderdiğiniz zaman videoya da çıkmak için izin istemiş oluyorum. Siz de bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Sonra bana yok benim videomu kaldır, yok benim resmimi bulurla falan demeyin. Bırakacağım aşağıya. Ya da Instagram'dan da atabilirsiniz ama mail atsanız daha iyi olur. Şincik, bacılar. Allık fırçam ile bunu süreceğim. Bakalım ne olacak? Bu arada şunu fark ettim de, üniversiteden benim hiç arkadaşım yok. Yani bir Belemir var, o da sayılmaz. O benim üniversiteden oluyor mu ya? Bilmiyorum. Hı. Tamam. Şimdi allık süreceğim. Şu aldığım 13 liralık allıktan süreceğim. Bunlar İstanbul'dan aldım. Dediğim gibi ten ürünlerine para vermeyi seviyorum. Ona da çok vermeyi sevmem ama kullandıklarımı görüyorsunuz şimdi. Şeyle gerek yok hani. Aa, ben Nars'tan başka kullanamam demeye gerek yok. Ama böyle şey allıktır, highlight'tır. Bunlara çok para vermekten hoşlanmıyorum. Buradan yapmayacağım. Bu ışık beni kandırıyor. Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hı. Tamam. Bundan da azıcık sürdük. Şimdi geleceğimi parlatma ihtimalinin yüksek olduğu ama benim çabalasam da parlamayacağına inandığım highlighter'dan süreceğim. Bu da Gabrini. Buna da 32 lira mı ne verdim? Gerçekten The Balm'la eşdeğer. Bakın. Bunu buradan söylüyorum. Ne gerek var abi 300-400 lira vermeye? Şu an görmüyorsunuz ama böyle parıl parılım aslında. Bak bak oldu. Dışarıda daha iyi anlayacaksın beni. Şu an sana ne desem boş. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne giyeceğimi bilmiyorum ama eyeliner çekeceğim. Hangisi? Bir sayı söyle, tamam mı? 7. Ben söyledim. 2, 4, 5, 6, 7. Pembe mi? Ne ki bu? Ya ben yeşil sürmek istiyorum. Beyazlı. Şiksin deneyeceğiz. Hazır mısınız? Bu arada uçları falan bayağı iyi. Ben bunları dün denedim. Duşa girdiğim halde çıkmadı. Sonra böyle keseyle sürttüm. Yeşil süreceğim. Hazırsak sizi şöyle biraz alayım. Sen de gör. Hayatımın en iyi eyeliner'ını çekmiş olabilirim yani şekil bakımından. Şimdi beyaz çekeceğim. Ya da biraz kurusun, böyle üstüne pembe çekelim. Ne diyorsun? Bu arada şişme yelek giyeceğim. Tayt giyerim. Kurudun mu?
Şu iyi makyaj yapamıyorsun diyenler bilmem utanır mı? Karşı. Aa, bakın ucu hemen şey oldu burada. Bilmem utanır mısınız? Cihaz biraz da sıvayalım. Şimdi beyazla şuralarımı dolduracağım. Tamam mı? Şu an şeyim böyle göğüssüz gibi çıktım. Bunu çok beğenmedim. Bence gayet hoş oldum ha. Şimdi rimel. Bu arada bu Lykit'in rimelini aldım ama bu çok günlük. Ben suya dayanıklı bir şey istiyorum. Bunu da yeni aldım. Notun işte Volume One Touch rimeli. Kokusu işte. Şu turuncudan da böyle altlarına biraz sürdüm. Yani böyle bir volümlü bir şey oldu. Şimdi far. Şöyle soft tonlar sürmek istiyorum ben. Üstüne hep bulaştırmışım ben. Harika bir make-up'er olduğum için. Make-up artist değil bakın. Make-up'er. Far sponsorum Ezgi Kerkaya. Çok özledim. Stella'yı da özledim. Onu da özledim. Ama cidden insanın yaşıtının olması gerçekten çok güzel bir duygu. Stella zaten bizim yaşıtımız. Bunun aksini iddia eden kördür. Hey güzeller güzeli. Hey. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu iş süreceğiz. Aldığım rujlar gene kayıp. Yani nereye gitmiş olabilir ki? Bunun ikisi de aynı. Sizce hangisi? Farkı gören cindir dostum. Bunu süreyim bari. Dudağın yok diyenler bilmem utanır mı? Hı? Hmm. Bu arada dün duş aldım ama illa seyrek saç problems. Nasıl aldım? Merhaba efendim. Şöyle. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Sabitleyelim. Oh. Aşk ile Allah Allah. Bir tane çocuk var TikTok'ta şey yapıyor. Yemek yapıyor tamam, fırına koyuyor. Yemek olana kadar dans ediyor falan. Çok iyi. Ama bayağı da yiyor. Sanki yaz gelmiş gibi. Şu an ben Mayıs gibi hissediyorum. Ama şu an biz Mart'tayız. Mart kapıdan baktırır, kazma yürek, kazma kürek. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Yani diyor ki tam böyle havalar ısındı ben ağaç dikeyim derken de işlerini diyor, yapar diyor. Gerçekten atalarımız büyük insan. Şimdi geçelim kombinlere. Ne giyeyim? Ne giyeyim? Hadi sizi şuraya alayım. Bu arada dolaptan giymediğim bir sürü kıyafetimi sattım. Dolabımın başına et koyup genç büyük beden olarak arattığınızda direkt beni bulabilirsiniz. Şişman mont giyeceğim. Ya bunu giyeceğim ya siyahı giyeceğim. Elbise falan giyesim yok. Tayt giyeceğim. Tayt giyeyim ya, değil mi kız? Tayt giyeyim. Şurası da, burada da bir şeyler var da burayı açmıyorum. Kör noktalı. O burası daha kalabalık. Ay ben şeyden bir mont aldım Mango'dan. Aşırı güzel ama büyük ihtimal seneye giyeriz. Çünkü bir tık sıkıyor. Yani göstereyim mi? Çok güzel ama. Şöyle 5. Şöyle şunun güzelliğine bakın. Tam böyle kayakçı mı? Tamam.
Çok güzel. İndirimden aldım 500 liraya. 499'du. Bunu böyle yukarıya attırsak ne olur? İki tane şey buldum geldim. Birisi siyah bu, birisi siyah tayt. Üstüme de mont giyerim. Bir de hırka giyerim. Bilmiyorum ya. Giyecek bir şey bulamadım sanki. Ama tunik falan ben hayatım önce hiç giymedim. Yani popomu örtecek taytla. Ama şu an popomu örtmeme gerek kalmadan taytla crop bluz giyebiliyorum. Evet, 120 kilosun belki ya da işte düştüm. Yanlış olmasın. Bilmiyorum dostlarım. Neyse ben bunları bir giyeyim. Olmadı değiştiririz. Tamam. Böyle oldu. Tayt giydim. Bakayım yani aynada güzel duruyor. Desti gibiyim ya. Of. Şimdi. Kolyem falan da iyi. Bu arada kolyemi soruyorsunuz birkaç videodur. Blue Diamond'dan aldım. Şöyle yeşil. Göstereyim ekran görüntüsü alın. Bilemedim. Yani. Bu arada bunların da linkini bırakacağım. Benim üzerimdeki M, XL'sini falan alırsan size tam olur. Ben sonra da giyerim diye. Hani geleceğe yatırım yaparak aldığım için küçük beden aldım. Yani. Dur bir anneme sorayım. Hepsinden vazgeçtim ve bunu giyeceğim. Zaten dümdüzüm. Bence bu cuko oldu. Bunu da iCurvy'den almıştım. Açıklama kutusuna bırakırım. Yani üşür müyüm? Yok ya, bir hırka bulsam içime çok şahane olacaktı. Ama hırkalarımı bulamadım. Ben böyle olmaya karar verdim. Şimdi arkadaşım da gidiyormuş. Ben de yavaştan çıkıyorum. Tabii ki benimle geliyorsunuz. Haydi gidelim. Let's go. Bir tane parfüm seçelim. Bilmiyorum. Şunu sıkacağım. Oh. Zehirler çok yoğun. Bunu koyduk. Şimdi çıkıyorum. Ama gerçekten bebek. Ama bu güneş bulutun arkasına giderse of, kutuplardan bir gün gibi. Ama şu an gayet her şey yolunda. Hazırlandım. Üşümüyorum şu an. Ama midem ağrıyor biraz. Böyle şey, geğirmek istersin de geğiremezsin ya, öyleyim. Çok mutlu değilim. Haydi gidelim. Gördüm onu. Yürüyorum. Biz geldik. Şimdi çay, kahve bir şeyler yapacağız. Arkadaşımın doğum günü unutmuşum. Şimdi ona doğum günü şeysi yapacağım. Öyle dostlarım. Çok güzel. Şey oldu mu? Garip hissettim. Şeyi falan denk geldi. Lisede en yakın arkadaşım vardı. Sıra arkadaşım falan da burada. Çünkü şu an gerçekten tam bir lise oluyor. Şimdi dostlarım benim şarjıma biz bir şeyler yerken de gösteririm. O çıkmak istemediği için onu çekemiyorum. Ama görüşürüz. Aa, mum getirmemişler. Özür dilerim. Şarjım bitiyor. O yüzden şey yapamıyorum dostlar. Jarzım bitene kadar görüşelim. Şimdi yemek de açız. Bu arada diyetisyenle randevum var. Lahmacun yiyerek onu karşılamak istiyorum. Bakalım. Çarpılmıyor. Beni gele lahmacun pideyle kandırdım. Aynen. Lisede de böyle yapardı. Şimdi de. Yiyeceğim. Canım diyete başladım her sene. Her gün. Her kızım hafta. İşe başlayınca zaten bitecek. Dostlarım şu kokuyu keşke alabilseniz. Allah'ım. Bakalım ne kadar yiyeceğim. Ay çok. Bunun 4'lü 3'ünü ben yiyeceğimi düşünüyorum. Yerim ben yerim. Ben kendimi gizli tutacağım kanka. Böyle yıllar zayıfladıktan sonra. O kız kimdi falan. Bu arada arkadaşım gayet zayıf. Abi çok güzel. Ya kanka sen bayağı. Ye. Yeah. Limon ekmedin. Üstüne ekerim diye. Sabırsızlandım. Ya bir tane küçük limon onu kullandın ama. Ya onu sık sık. Yani. Sık sık. Beni hep kandırdın. Ama bu sefer bir lahmacunla kandırdın beni. Evet. Abi keşke şu an olsanız. Bu kadar diyete güzel. Başlayan insanlar Melis'le muhataplığınızı kesin. Ne var? Lahmacun. Ben çok yaptım. Lahmacun kuru alıyorum. Ya bunun turşusunu çok beğeniyorum. Kanka. Çok güzel.
Turkish pizza. Yavaş yavaş yiyeyim de midem oturmuşsun. Yemin ederim size bakın ilkokuldan beri bu bizim okulumuzun yanındaydı. Değişmeyen tek lezzet. Yemin ederim. Çok iyi. Özlemişim. Neyse. Gerçekten çok salaş bir yer ama yani bütün arkadaşlarımı buraya getirir. Hatta bir arkadaşım... En çok da beni. Aynen. Hatta bir arkadaşım getirmişim dedi ki buraya mı geldik? Ama yani burası mükemmel bir pideci. Ben seviyorum. Maşallah. Ben doydum. Şaka mısın? Biraz dinleneyim mi yerim? Şu an iyiyim. Şimdi yedik. Bu arada ben 3 dilim falan yedim. Yavaş 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 yedim ama. şimdi şarjım çok az. %15 kalmış. Ben dedim ki hani eve falan gidemezsem. Dedim buradan şey yapalım istedim. Öyle Anya bebeklerim. Seyo. Ne yapayım? Annyeonghaseyo. Koreci. Bu arada Kore dizileri sardım. Ben de çok seviyorum Kore dizilerini. Anya gerçekten. Seyo. Ama The Kaiki kanka şu an ondayım. Kaiki izlemedim ya. Kanka çok güzel ya. Ben şey izledim, o clean bir şey olan, temizlik hastası olan, onu izledim. Bir de en iyisi şeydi, Cha, bilmem ne bir şey de geçiyordu. Çok güzeldi o. Neyse dostlarım, şimdi şey yapamazsam kapatırım burada. Ya da burada kapatayım ya, başka çekmem. Zaten bu benimle hazırlanan videosuydu. Umarım severek izlemişsindir. Kanalıma abone değilsen aşağıdan abone olup like tuşuna da basarsan bizi iyi yerlere taşıyacağından eminim. Seni seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyormuşum. Hoşçakalın. Bilmem kaç K olursa... Orayı kırparım kanki. Sus. Öyle dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.